Mutlu Günler kıymetli izleyenlerimiz. Yine yeni bir Şifa Kapısı programımızda sizlerle birlikteyiz. Bu hafta da Şifa Kapısı programımızda akciğer kanseri ve göğüs kanserinden bahsedeceğiz. Meme kanserinden bahsedeceğiz. Tabii yine her zamanki o güler yüzüyle, bilgi donanımıyla kıymetli hocamız, radyasyon onkoloji uzmanımız Doktor Züleyha Kadehçi bizlerle birlikte olacaklar. Hocamız öncelikle hoş geldiniz diyerek akciğer kanserinden başlamak istiyorum. Akciğer kanseri nedir? Belirtileri nedir? Neden insanlar akciğer kanseriyle karşı karşıya gelirler? Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Akciğer kanseri nedir? En sık görülen kanser türüdür. Özellikle erkeklerde birinci sırada yer almaktadır. Kadınlarda da aslında bir 20 yıla kadar 11 tane erkekte akciğer kanseri görülürken bir kadında akciğer kanseri görülmekteydi. Ama son yıllarda o kadar hızlı bir ilerleme kat etti ki maalesef bayanlar sigara kullanımıyla birlikte neredeyse 2 tane akciğer kanseri görülen erkekle 1 tane kadın akciğer kanseri görülme oranına düşmüş oldu. Bu yüzden sağlığımıza çok dikkat etmemiz gerekiyor. Sağlık çok önemli. Ama bu şekilde de oran böyle devam ederse özellikle kadınlar için çok daha tehlikeli sonuçlar ortaya çıkabilir diye söyleyebilirim. Züleyha Hocam, sigara kullanımına bağlı. Her şeyi satın alabiliyorsunuz ama sağlığı satın alamıyorsunuz. Kesinlikle. Sağlık önemli. Kaybetmeden önce de onu yapabildiğimiz kadar, bizlerin kişi olarak yapabildiğimiz kadar, bazı şeyler vardır önüne geçemeyiz ama elimizden geldiğince kanserden korunmak için bütün ne varsa onları yerine getirmekte fayda var. Peki neler yapmalıyız hocam? Akciğer kanseri dedik. Evet, sigara kullanımı dedik. Evet. Akciğer kanserinin görülmesi sigarayla çok büyük bağlantılı. Evet. Yani akciğer kanseri görülmesinin %85 nedeni sigara kullanımı. O geri kalan %15 nedeni genetik faktörler. İşte bazı kimyasallara maruz kalma, sanayide kullanılan bazı kimyasalların kullanan fabrikalarda çalışan kişiler, bunlar hava kirliliği önemli. Değişik sebeplerle akciğer kanseri oluşumuna sebep olmaktadır. Ama akciğer kanserinin maalesef sadece %15'inde çok erken evrede akciğer kanserini yakalamış oluyoruz. Bu da check-up sırasında oluyor. Herhangi bir şikayeti olmadan yakalanıyor. Ne kadar erken evrede yakalanırsa tedavi olasılığı o kadar yüksek olur. Cerrahi olsun, kemoterapiler, radyoterapilerin etkinliği çok daha yüksek olur. Beklediğimiz yaşam beklentisi, sağlıklı yaşam beklentisi çok daha uzun yıllar olur. Bu şekilde söyleyebiliriz. Genetik faktörler önemli. Ailede akciğer kanseri olan kişilerin mutlaka akciğer grafisi çektirmeleri gerekmektedir. Check-up yaptırmaları gerekmektedir. Yani hangi kuşak olursa olsun aile öyküsünde eğer ki akciğer kanseri var ise mutlaka bir muayene, bir teknik yaptırması gerekiyor. Kesinlikle. Bir göğüs hastalıkları doktorunun görmesi gerekiyor. Kişi eğer 15 yıl ve üzerinde her gün günde ortalama bir paket sigara içmişse akciğer kanseri görülme riski çok yüksektir. Yine erken yaşlarda sigara içmeye başlayan kişilerde akciğer kanseri görülme riski biraz daha fazla yükseğe çıkmaktadır. Yine aile öyküsü söylüyoruz, kimyasallara maruziyet olması ve 55 ila 75 yaş arasındaki özellikle erkeklerin akciğer kanser gelişimi çok daha yüksektir. Neden? Çünkü sigarayla maruziyet ne kadar devam ederse akciğer dokusunda kanser oluşturma yıllara göre artıyor. Ne kadar uzun yıllar içiyorsa tam hastalık oluşuyor. Bu da en yüksek riskli yaş grubu 55 ila 75 yaş grubudur. Yine sigara kullanmış ama sigara kullanmayı bırakmış. Bıraktıktan sonraki 15 yılda akciğer kanseri gelişimi için
riskli bir dönemdir. Ondan dolayı o yıllarda da yine takip altında, kontrol altında olmasında fayda var diyebilirim. Risk faktörleri bunlardır. Züleyha Hocam, alkolün de etkisi var mıdır? Alkol kullanımının da. Alkol kullanımının direkt akciğerle ilgisi değil ama vücuda giren bir zararlı bir kimyasal olduğu için bunun alkolün de sonuçta vücuttan atılması için işte karaciğer olsun, böbreklerde hasar meydana getirmektedir. Yine tabii ki dikkat etmemiz gereken unsurlardan birisi. Fayda var, dikkat etmekte fayda var ama diyebiliriz. Ama en önemlisi de sigara. En önemlisi dediniz. Sigara. Yani sigaranın içerisinde ortalama 5000'e yakın kimyasal madde bulunmaktadır. Bu kadar kimyasal maddenin bilinen yaklaşık 70-80 tanesi kanserojen olduğu bilinen kimyasallardır. O yüzden hasar oluşturması, vücudumuzda hasar oluşturma olasılığı çok daha yüksektir. O yüzden dikkat etmekte fayda vardır. Ve Züleyha Hocam, sigara kullanım yaş oranı da çok düştü. Yaş oranı çok genç yaşta, evet. Daha 20'li yaşlar değil, çok daha erken yaşlara indi maalesef. Biraz önce de söylediğim gibi ne kadar yaş sigara kullanım yaşı aşağılara düşerse akciğer kanser gelişimi o kadar daha fazla görülmektedir diyebiliriz. Peki hocam, tedavi yöntemleri nelerdir? Akciğer kanseri tedavi olur mu? Kesinlikle olur. Akciğer kanserinin teşhisi için önce bir akciğer dokusundan bir patolojik bir örnek alınması gerekir. O alınan örnekte akciğer kanserinin tümör tipi ikiye ayrılır. Küçük hücreli ve küçük hücreli dışı akciğer kanser türüdür. Bunların tedavileri değişmekle birlikte yapılacak tedavi 3 çeşittir. Olmazsa olmaz 3 çeşittir. Birincisi cerrahi, yani tümörün oradan atılıp alınıp çıkarılması. İkincisi kemoterapi. Kemoterapi oradaki tümör hücresini öldürmeye yöneliktir. Bu verilecek olan kemoterapi ya damar yoluyla uygulanmaktadır ya da ağız yoluyla uygulanan kemoterapi türleri vardır. Bir de üçüncüsü radyoterapi. Ben radyasyon onkoloğuyum. O yüzden radyoterapi uluslararası standart, yani akciğer kanserinde yapılması gereken tedavinin üçüncü ayağıdır diyebiliriz. Geçmiş yıllarda akciğer kanserinde radyoterapide kullandığımız cihazların enerjisi, işte cihazların işte doğal radyasyondan olması ve uygulanma süresinin çok uzun olması, bunları hep tek tek saymamız gerekiyor. Çok çeşitli sebeplerle geçmiş yıllarda akciğer kanserini radyoterapi yaparken radyoterapi yaptığımız zaman vermemiz gereken, tümörü öldürmeye yetecek kadar vermemiz gereken dozu verememekteydik. Neden veremiyorduk? Çünkü akciğer dokusunda o tümörün oluştuğu yerin tam yakınından kalp dokusu geçebilir, yemek borusu geçebilir, soluk borusu geçebilir, sinirler geçebilir. Yani arkada zincir kemikleri dediğimiz halkın halkın tabiriyle medulla spinalis'teki sinirlerin maksimum alabileceği, hasarsız olarak alabileceği dozlar sınırlıdır. Geçmiş yıllardaki cihazlarımızla biz tümörü öldürmeye yetecek kadar doz verememekteydik. Çünkü bu çevredeki korunacak organları koruyamamaktaydık. Ama yeni teknolojiyle cihazların teknolojisi o kadar çok gelişti ki tümör hücresinin dokusunun üzerine diyelim ki 70 gray radyasyon dozu, 70 gray radyoterapi dozu verilirken yanındaki işte kalbe işte diyelim ki 30 gray, çevresindeki yemek borusuna daha az dozlar verebilme imkanına sahibiz. Böylelikle tümörü oradan öldürüp ortadan kaldırırken çevresindeki sağlıklı dokulara da minimal zarar vermekteyiz. Bu ne demektir? Hastanın tümörü ölür, hastanın hastalığı ortadan kalkar ama normal hayatına devam edebilir. Daha sonra işte kalp hastalıklarıyla, yutma güçlükleriyle, kanamalarla, işte felç olabilecek durumlarla karşılaşmadan sağlıklı bir yaşantısına devam eder.
Bu açıdan kanser tedavisinde radyoterapi inanılmaz şekilde, olumlu bir şekilde gelişmiştir diyebilirim sizlere. Züleyha Hocam, geçmişte kanser denildiği zaman korkuluyordu. Evet. Ama şu anda iyileşilebilir bir hastalık olarak görünüyor. Evet. Tedavisi de var. Tedavi yöntemleri çok fazla. Kesinlikle. Geçmiş yıllarda hastalığın teşhis edilmesi çok daha ileri evrelerde olmaktaydı. Evet. Yani hastalık evre çok ilerlemiş. Yani evre 4 durumuna geldiği durumlarda, evrelerde yakalanmaktaydı. Biz sadece hastanın işte ağrısını durdurmaya yönelik ağrı palyasyonu tedavileri, işte eğer kanamalar oluyorsa kanamayı durdurmaya yönelik tedaviler yapmaktaydık. İşte sinir hasarı olmasın diye tedaviler yapmaktaydık. Yutma güçlüğünü yerine getirelim diye tedavi yapmaktaydık. Ama erken teşhis için yapılan check-up'lar, yapılan erken teşhis kontrolleri, görüntülemeleriyle birlikte hastalığı her türlü kanser türünde çok erken dönemde hastalığı yakalama şansına sahibiz. Evet. Ne kadar erken yakalarsak tedavi başarımız o kadar yüksek olmaktadır. Bunu söyleyebilirim. Ve şu da var hocam, sizin konseyiniz var. Evet, her çarşamba sabahı onkoloji konseyi oluşturulur. Evet. Bu onkoloji konseyi nedir? Bu onkoloji konseyine bütün branştaki doktorlar girer. Kanserle alakalı, kanser tedavisini yapan, tedavi için bize yol gösteren bütün hekimlerimiz. İşte patoloji, onkoloji, radyoloji, medikal onkoloji, radyasyon onkolojisi, genel cerrahi, kadın doğum, kulak burun boğaz, üroloji, bütün branşlardaki doktorlarımız oraya toplanmaktayız. Evet. Ve hastanın tedavisiyle ilgili kararları almaktayız. Nasıl kararlar? Hastaya öncelikle cerrahi mi yapılacak? Hastaya öncelikle kemoterapiyle başlayalım, sonra mı cerrahi olsun? Yoksa önce radyoterapi yapalım, ondan sonra cerrahi mi olsun diye toplu bir karar vermekteyiz. Evet. Bu kararları için o konseye yaklaşık ortalama 20'ye yakın uzman hekim katılmakta. Her hafta düzenli bir şekilde bu toplantıları yapmaktayız ve hastalar için en doğru kararları almaya çalışmaktayız. Evet, yani şunu söyleyebiliriz, Avrasya Hastanesi'ne gelen hastalarımız şanslı hastalar. Neden? Çünkü o kadar güzel hekimlerimiz var ki, Züleyha Hocam da o hekimlerimizden birisi. Gerçekten hocam iyi ki varsınız. Çok teşekkür ederim. Yani bizler sizlerle gurur duyuyoruz. Çünkü aldığınız neticeler, aldığınız başarılar, tedaviye verilen cevaplar, birçok hastadan aldığımız cevaplar şu: İyi ki hocalarımız var. Hocalarımızın güler yüzü, onların bilgilerinin donanımı ve her şeyden önemlisi moral. Kesinlikle. Ve moral... siz bunu hastalarınıza çok güzel yansıtıyorsunuz, aşılıyorsunuz hocam. Çok teşekkür ederim. Ben Avrasya Hastanesi'nde yaklaşık 15 yıldır hizmet vermekteyim. O kadar yıldır takip ettiğim, yani 15 yıl önce bile tedavi ettiğim hastalarla hala görüşmekteyim. 10 yıl önceki, 5 yıl önceki hastalarımızla. Sizin de dediğiniz gibi moral çok önemli. Evet. Hastalar bir kere stresten uzak olacaklar. Tedaviye başlarken olumlu düşünmemiz gerekiyor. Tedavinin başarısına da bu çok olumlu bir şekilde yansımaktadır. Yok, ben bu tedaviye olmayacağım çünkü yapılacak bir şey yok gibi baştan şey yapılırsa, yenik düşülürse hastalığa karşı başarımız düşer. Hayır, öyle olmamamız gerekiyor. Öncelikle inanmalıyız. Yapılacak tedavilerin tedavilere inanmalıyız. Bunu inanın, biz elimizden geldiğince, ben kendi adıma söylüyorum, ben ve radyasyon onkoloji ekibindeki bütün arkadaşlarım, ekip arkadaşlarım bunu sonuna kadar yapıyoruz. Hastalara moralini yüksek tutmaya çalışıyoruz. Onlarla bir aile oluyoruz. Bu aile olduktan sonra da onun onkolojik sıkıntıları değil, diğer sıkıntılarını da çözmeye çalışıyoruz. Evet. Çünkü biz bu kişi hastalığa yakalanmadan önce normal sağlıklı bir bireydi. Normal yaşantısı vardı. Ev yaşantısı vardı, çoluk çocuğu vardı, bir işi vardı. Ve yapılan çalışmalarda onkoloji tedavisi sırasında hastaların yarısının, özellikle ileri yaşlı olan hastaların yarısının
normal kendi ihtiyaçlarını yerine getirilmediği görülmüştür. Bu normal ihtiyacı nedir? Tuvalet ihtiyacı, evet, yemek yeme ihtiyacı, kendi yürüme ihtiyacı, bunlardan bile tedavi sırasında yoksun olmaktadır. O yüzden aile bireylerinin ona destek olması gerekir. Aileden mutlaka birilerinin. Bizler sağlık çalışanları olarak onlara destek olmamız gerekir. Hayattan kopmamasını sağlamamız gerekir. Tedavi bir süreç, o süreç geçtikten sonra düzenli kontrollerini yaptığı müddetçe, özellikle ilk 2 yıl bizim için çok önemli, o düzenli kontrollerini yaptığı müddetçe zaten bizim yapabileceğimiz, tedavi açısından yapabileceğimiz her şeyi yapmış oluruz. Ama aksi bir şey olursa da artık ona da yapılabilecek bir şey yok yani sonuçta diyebiliriz. Kişinin kendisini bu hastalığa, evet ben hastayım ama iyileşeceğim. Evet. Kabullenmesi gerekiyor. Kesinlikle. Yani iyileşeceğim, yapmam gerekeni yapacağım. En azından hayat kalitemi yükselteceğim. Evet. Normal hayat kalitemi yükselterek yaşamaya devam edeceğim diye ona o şekilde umut vermemiz gerekir diyebilirim. Evet, burada da görüyoruz ki birçok hastalıkta moral çok önemli. Kesinlikle. Kendimizi hastalığa kaptırmayacağız. Kesinlikle. O hani halk tabiriyle bir şey vardır hocam. 40 gün birine hasta dediğiniz zaman 41. gün hasta olurmuş ya. Evet. Yani ona olumlu mesajlar göndermemiz gerekir. O yüzden olabilir. Halk arasında çünkü çok fazla şey de dolanmakta. İşte ben bu hastalığa yakalandım ama işte şunu şöyle oldu. Hep kötü şeyleri söylerler karşılarındaki insana. O yüzden topluma kulaklarını kapamalarını istiyorum hastalığa yakalanan onkoloji hastalarının. Sadece tedaviye odaklansınlar, yapmaları gerekenleri hekimine yapsınlar. Hekimine güvensinler. Öncelikle hekimine güvenmeleri gerekiyor. Yapmamız gerekeni yapalım. Ondan sonrası artık düzenli kontrollerde yapıldığı müddetçe zaten sorun aşılmış olur diyebiliriz. Evet, kanserin de korkulmayacak bir hastalık olduğunu da birçok programımızda da dile getiriyoruz. Kesinlikle. Evet, akciğer kanseri dedik sevgili izleyenlerimiz. Peki hocam, akciğer kanseriyle karşı karşıya gelen kişi ilk hastalığı atlattı. Tekrar kanser olma riski var mı? Tedaviye olumlu cevaplar geldi. Tedavi olumlu cevaplar geldiğinde özellikle ilk 2 yıl bizim için çok riskli bir yıldır. Tekrarlama riski olan dönemdir. Ondan sonraki bu en sık tekrarlama riski olan dönem 2 yıldır. Ondan sonraki 5 yıl bizim için önemlidir. Bu 5 yıl mutlaka düzenli kontrollerini yaptırmamız gerekir. İlk yıl işte yılda 3'er ayda bir, ondan sonra işte 4 ayda bir, 6 ayda bir, sonra yıllık kontrolleri yaptırmamız gerekir. Düzenli sağlıklı beslenmeye dikkat etmemiz gerekir ve spor yapmaya dikkat etmemiz gerekir. Günlük ben bütün hastalarıma söylüyorum, açık havada en az yarım saat 40 dakika yürüyüş yapmalarını istiyorum. Bunun sebebi stresle adrenalin hormonu çok fazla yükselir ama sporla, yürüyüşle onu noradrenaline dönüştürür ve hastanın stresini yenmesine sebep oluruz. Bir ilgilendiği bir hobi varsa, işte resim yapmak, işte karikatür yapmak, müzikle ilgilenmek veya onları geçin. Yani o kişi el işi örmeyi çok fazla seviyor. Diyelim ki nakış yapmayı seviyor. Ondan sonra yani o hobilerinden uzaklaşmadan aynı şekilde beynini boşaltacak, onu dinlendirecek şeylerle meşgul olmasını istiyoruz. Bunları yapmasını istiyoruz. Özellikle yağlı gıdalardan uzak durmasını istiyoruz. Beslenmesine dikkat edecek. Proteinden zengin beslenecek, yağdan uzak duracak, şekerden uzak duracak. Bol miktarda sıvı tüketmesini istiyoruz. Yine bir böbrek rahatsızlığı olmadığı takdirde bol sıvı tüketilmesini istiyoruz. Moralini yüksek tutacak. Bundan sonra zaten yapmamız gerekeni yapmış oluyoruz. Evet, konuşmanızın içerisinde de belirttiniz ya hocam, kaliteli yaşam dediniz. Evet, evet. Kaliteli yaşam şöyle zaten diyoruz biz, ana hatlarıyla kışın kışlık, yazın yazlık sebze ve meyveleri tüketmek, dondurulmuş ürünlerden uzak durmak, işte konserve, dondurulmuş, çok fazla işlenmiş gıdalardan uzak durmak.
Bu hepimiz için geçerli. Evet. Yani sırf hasta olan kişi için değil, sağlıklı olan bizler için de geçerli. O yüzden ne kadar dikkat edersek, evde mayalanmış yoğurt tüketilmesini çok fazla isteriz. İşte çok fazla tavuk yenmesini istemiyoruz. Özellikle tedavi sırasında. Onun yetişme şartlarını tam olarak bilmediğimiz için çok fazla diyorum. Yani net bir keskin çizgilerle değil de. Bu şekilde bunlara dikkat ederlerse her şey yolunda gider diye düşünüyorum. Biraz da meme kanserinden bahsedelim. Tabii biz genelde akciğer kanserini sanki hep böyle erkeklerde daha sık görünen ve meme kanserinde kadınlarda görünen bir kanser olarak görüyoruz hocam. Bu ne kadar doğru? Erkeklerde prostat kanseri vardır, kadınlarda rahim kanseri vardır. Şimdi kadınların her 8 kadında biri meme kanseri gelişme riski altındadır. Her 8 kadında birisi meme kanseri gelişme riski altındadır. Hala en yüksek, kadınlarda en yüksek görülen kanser türü meme kanseridir. Erkeklerde en sık görülen kanser türü akciğer kanseridir. Ama kadınlarda sigara kullanımına bağlı akciğer kanseri görülme riski sıklığı maalesef çok yükselmiştir. Neredeyse 2'ye 1 oranında erkeklere yaklaşmaya başlamıştır. Ama yine en yüksek kadınlarda meme kanser görülme riski vardır. Daha sonra yani teşhis olduğunda çabuk teşhis edilebilen kanser türleri arasında rahim ağzı kanseri vardır. Rahim ağzı kanseri de sadece jinekolojik muayene sırasında bir smear testi dediğimiz sadece fırçayla rahim ağzından bir fırçayla bir lamla lamelin arasına bir sürüntü alıp onun üzerinden teşhis konulabilecek bir kanser türüdür. O yüzden rahim ağzı kanserinin görülme sırası sıralaması 6. 7. sıralamalardadır. Ama teşhis olduktan sonra %100 başarı riski yüksek olduğundan dikkat etmek gerekir. Özellikle kadınlar meme kanseri ve rahim ağzı kanseri ile ilgili düzenli kontrollerini yaptırması gerekir diyebiliriz. Evet, peki hocam meme kanseri nedir? Meme kanseri kadınlarda en sık görülen kanser türlerinden biridir. Yine rahim ağzı kanseri de görülme sıklığı düşük olmasına rağmen, gerilerde olmasına rağmen sıralamada 6. 7. sırada olmasına rağmen erken teşhis edildiğinde %100 evre 1'de yani 1. evrede teşhis konduğunda %100 tedavi başarısı sağlayan bir kanser türüdür. Meme kanseri de her 8 kadında bir kadın meme kanseri görülme riski altındadır diyebiliriz. Erkeklerde akciğer kanseri en sık görülen kanser türüdür. Ama sigara kullanımının kadınlarda sigara kullanımının sık görülmesinden dolayı günümüzde son 20 yılda bu oran çok daha erkeklerde daha önceleri 20-25 yıl önce 11 erkekte bir kadında akciğer kanseri görülürken günümüzde bu 2'ye 1 oranına düşmüştür. Yani artık 2 erkekte akciğer kanseri görülürken maalesef 1 kadında da akciğer kanseri görülme olasılığı vardır. Bunu sigara kullanımının tam yapılan çalışmalar devam etmekle birlikte kadınlardaki kanser oluşum mekanizmasının maalesef daha fazla tetiklediği yönünde çalışmalar vardır. Yani erkekler sigara içer, akciğer kanseri görülmesi tabii ki akciğer kanseri görülür ama kadınlardaki şeyin görülmesi, sigara içiminin artmasıyla birlikte maalesef tümör mekanizması kötü olarak işlediği için kadınlarda akciğer kanseri daha fazla görülmeye başlamıştır diyebiliriz. Evet Süleyman Hocam, meme kanseri dedik. Meme kanserinde de yine risk faktörleri var. Evet. Belirtileri nelerdir? Risk faktörler içerisinde yaşında bir önemi var mıdır? Şimdi meme kanseri genetik faktörler önemli meme kanserinde. Eğer ailesinde ki bayanın ailesinde teyze veya halalarında meme kanseri varsa mutlaka
kontrollerini yaptırması, sıkı kontrollerini yaptırması gerekir. Ailesinde meme kanseri öyküsü olan bayanların 20 yaş ile 40 yaş arasında düzenli meme muayenesi yapmaları gerekir, evet. Ayda bir. İkincisi, gerekirse 20 ila 40 yaş arası meme ultrasonuyla bakılması gerekir. 40 yaşından sonra mamografi dediğimiz görüntüleme yöntemiyle yılda bir mamografi filmlerinin çekilmesi gerekiyor. Yaş oranı her yaşta kadınlarda meme kanseri görülme riski vardır. Erken yaşlarda da, ileri yaşlarda da her zaman meme kanseri görülme riski bulunmaktadır. Yüksek doz işte östrojene maruz kaldığı durumlar meme kanser gelişimi yönünde maalesef sebep olan faktörlerin arasındadır. Yine erken yaşta adet görmüş, yani 12 yaşından önce adet görmüş veyahut da 55 yaşından sonra olduğu halde menopoza girmemiş kişilerde meme kanseri görülme riski çok daha yüksektir. Yani vücudun östrojene daha çok maruz kalması, ne kadar uzun yıllar maruz kalırsa meme kanseri görülme riski de o kadar çok yüksektir diyebiliriz. Yine bizler ne yapacağız? Erken teşhiste kendimiz elle meme muayenesi yapmamız gerekiyor. Nasıl yapmamız gerekiyor? Adetin birinci gününü baz alarak 5. günden itibaren, 3 ila 5. günden itibaren her siklusta elle meme muayenesini mutlaka kişi kendisi yapması gerekir. Meme dokusunun bütün kadranlarını eline gezdirip, parmaklarıyla gezdirip sağ göğsü için sol eliyle, sol göğsü için sağ eliyle koltuk altına da bakarak her ay bu düzenli bir şekilde muayenesini, kendi elle meme muayenesini yapmalı. Çünkü meme kanseri demek memede ağrısız kitledir. Ağrısız kitle hiçbir şekilde dikkati çekmez. Ağrılı olsa farkında olmayız. Farkında olmayız. Ağrılı olduğunda daha çok dikkatimizi çeker ama ağrısız kitle olduğu için memede renk değişikliği olması, portakal kabuğu görünümü olması. Portakal kabuğu demek yani içine çöküntü olmuş, böyle üzeri pürtüklü pürtüklü olması. Meme ucunun her ikisinin boyutlarının farklı olması, şekil değişiklikleri olması. Meme ucundan laktasyon dediğimiz emzirme döneminin haricinde farklı renkte sıvı gelmesi, bu kanama olabilir, farklı renkte sıvı gelmesi mutlaka genel cerrahiye doktoruna gitmesini gerektirmektedir. Kişi gider, muayenesini yapar, bütün görüntülemelerini yapar. 40 yaşından sonra mamografi diyoruz. Neden 40 yaşından önce? 40 yaşından önce de mamografi yapılır ama meme dokusu yağlı bir doku olduğu için erken dönemde mamografi yapıldığı zaman kişi de tümör olsa bile tümörü atlama imkanı olur. Atlamaya sebep olur maalesef. O yüzden meme ultrasonu 20 ila 40 yaş arası bize daha fazla yol göstermektedir. Daha sonra ağrısız kitle oldu, biyopsisi yapıldı, meme kanseri teşhis konulduğu zaman onun bütün patolojik incelemeleri yapılır. İşte östrojen reseptörü pozitif mi, progesteron, işte akıllı ilaç kullanımı ile ilgili belli parametreler vardır. Onlar var mı yok mu diye güzel bir patolojik sonucu çıkar. Bu sonuca göre hastanın memesindeki tümör zaman zaman şey olmaktadır, çok büyüktür, koltuk altında da vardır, büyüktür. O zaman önce yine başında söylediğim gibi bu onkolojik konseyinde biz karar alıyoruz. Nasıl bir karar alıyoruz? Hastaya önce kemoterapi mi yapalım, ameliyatını mı yapalım, radyoterapi mi yapalım? Bunların hepsini toplu bütün hekimler karar veriyoruz. Ve hastaya gerekirse önce kemoterapiyle tümörünü küçültüp arkadan ameliyatını veya önce ameliyatını, arkasından kemoterapilerini, arkasından radyoterapisinin tedavilerini yapıyoruz. Ondan sonra da hastamızı düzenli bir şekilde takiplerini yapmaktayız. Peki hocam, bir göğüste kanser riski karşı karşıya geldi kişide. Göğsünü aldınız. Diğer göğüste de olma ihtimali var mı? Diğer göğsünde de olma riski vardır. İhtimali vardır tabii ki. Bunun için de biz düzenli kontrolleri yaparken her iki göğsünde hem mamografisini hem meme ultrasonunu tek tek yapıyoruz.
ki atlamamak adına. Yani hani bazen tedavi oluyor, diğer göğsünde de farklı bir türden meme kanseri çıkabiliyor. O yüzden bir santim bile olsa onun tekrar bir görüntülemesini yapıp kontrol altında tutmakta fayda var diyebiliriz. Peki tabii bayanlar için, kadınlarımız için göğüs önemli bir organ, görsellik babasında baktığımız zaman. Peki oraya silikon konulduğu zaman ya da tekrar bir göğüs gerektiği zaman tekrar bu hastalığın yenilenmesi gibi ya da tedaviye cevap vermemesi gibi bir etki altında kalabilir mi kişi? Bundan 10 yıl kadar önce cerrahi olarak yapılan cerrahi tetkikleri daha fazla, hani tümörün ortadan kaldırılması ve memenin tamamen alınıp koltuk altının da alınmasıydı. Ama şimdi yeni gelişen cerrahi teknikler çok fazla ilerledikçe amaç şöyle oluyor. Hastanın organ koruyucu cerrahi yapılması. Organ koruyucu cerrahi yapıldığı zaman hastanın yaşam kalitesi de daha yüksek oluyor. Yeri geliyor, meme dokusunun tamamı boşaltılıyor içerisinden, içerisine silikon takılıyor. Ama hastanın morali çok daha yüksek oluyor. Nice hastalar biliyorum, yani hastanın göğsünün alınması gerekiyor ama hasta moralini kaybedeceği için, morali bozulacağı için yeri geldiğinde genel cerrahi doktoruyla konuşup ona göre hasta için en uygun nedir? Yani sağlığını da tehlikeye atmayacak şekilde ama moralini de bozmayacak şekilde tümörü ortadan kaldıracak bir cerrahi uygulanmaktadır. O yüzden organ koruyucuya daha fazla öncelik veriliyor. Biraz önce söylediğim gibi hani göğsündeki kitlesi çok büyük, koltuk altında da var. Onlar için önce kemoterapi yapılması, tümör küçültüldüğü zaman meme dokusunu da tamamen almadan sadece o tümörlü dokuyu almaya yönelik tedavi yapıldığı için daha konforlu cerrahiler, daha konforlu, hastanın hayat kalitesinin daha yüksek olduğu tedaviler yapılmaktadır diyebiliriz. Peki hocam, kemoterapi nedir? Kemoterapi hastalara damardan veya ağız yoluyla uygulanan bir çeşit tümörü öldüren bir ilaçtır. Yani amaç orada o tümör dokusunun işte bölünmesiyle alakalı olan ilaç türleri vardır. Bölünmesini engelleyecek, büyümesini engelleyecek, içerisindeki bazı proteinleri yok edecek, yani tümörün proteinini yok edecek, bazı enzimleri ortadan kaldıracak, nokta atış, yani tümör hücresinin ortadan kalkmasına yönelik olabilecek tedavi yöntemidir. Bu damardan uygulanır, yeri geldiğinde haftada bir yapılmaktadır. Yeri geldiğinde 3 haftada bir veya 4 haftada bir uygulanır. Bu uygulama sonucu belli bir tedavi dozu vardır. Ya 6 kürdür, ya 4 kürdür, ya 8 kürdür. Bu da yine bilimsel olarak açıklanmış, bilimsel olarak hani tümörü öldüren ama sağlıklı organları da, sağlıklı hücreleri de koruyan bir tedavi yöntemidir. Tümörün ortadan kaldırılmasında. Hastalarda bir takım yan etkiler gelişmektedir. Bu tür yan etkiler işte saç dökülmesi, işte halsizlik ortaya çıkmaktadır. Hareketlerinde ağırlaşma olmaktadır. Tedavi uygulanan ilacın cinsine göre bazı yan etkiler gelişmektedir. Bununla ilgili de medikal onkoloji dediğimiz kemoterapi doktorları hastayla iletişime geçer. İşte hastalığın oluşabilecek yan etkileri neler olduğu anlatılır. Onunla ilgili yapılacak tedavi süresi, dikkat etmesi gereken neler vardır. İşte sıvı alacaksın, şunu yemeyeceksin, şunu yiyeceksin, belli kısıtlamaları vardır. Bir liste halinde ona verilir onlar. Onlar da hastasıyla kemoterapi doktoru işbirliği içerisinde bu süreci tamamlar. Bu süreç de kolay bir süreç değildir. Evet. Yine radyoterapi de kolay bir süreç değildir. Ama bunların hepsi bittikten sonra hasta normal yaşantısına, düzgün kontrolleriyle normal yaşantısına devam eder diyebiliriz. Yine meme kanserinde de önemli bir konu, az önce akciğer kanserinde bahsettiğimiz gibi Züleyha Hocam, moral.
Moral çok önemli. Moral olduğu zaman tedavimizin başarısına inanılmaz şekilde olumlu yönde yansımaktadır. Yani tedavi başarısını olumlu yönde yansımaktadır diyebiliriz. Var mı öyle hastalarınız hocam? Tedavi ettiğim hastanın hastalar yani böyle morali yüksek olup da kanserde karşı karşıya gelip ama moralinin yüksekliğiyle de yenen mutlaka hastalarımız vardır. Şöyle bir şey oluyor. Morali yüksek morali yüksek olan hastalar yaşadıkları olayları pozitif yönleriyle görürler. Olumlu yönleriyle görürler. Veya daha kötüsüyle karşılaştırıp kendisini daha fazla, yani ben böyleydim ama daha iyi oldum tarzında pozitif düşünceyle yaklaşırlar. Ama morali düzgün olmayan kişi, bizim anlattığımız gelişebilecek yan etkiler bunlardır dediğimiz yan etkilerde bile çok sık ya ama bu da oldu, bu da oldu diye çok fazla karamsarlık, tedavide böyle devam etmesem mi, bıraksam mı, ama bende çok yan etki oluyor. Hani beklemediğimiz, mesela çok düşük ihtimalle beklediğimiz bütün yan etkileri görmekteyiz. Ama ne kadar işin yani seyrine bırakırsa hasta kendisini, zaten olması gereken tedavisini yaparız. Ondan sonra da normal hayatına devam eder hastamız. Peki hocam. Hasta sizin vermiş olduğunuz tedaviler, sizler üzerinize düşeni yaptınız. Evet. Hasta da tedavisine devam etmedi. Peki karşılaşacağı sorunlar nelerdir? Bir kere tümör hücresi dediğimiz şey duran bir hücre değildir. Evet. Büyümeye devam eder. Büyümeye devam etmesi ne demektir? İşte yerleştiği dokun nerede? Midesinde. Yerleştiği dokun nerede? Akciğerinde. Veyahut da beyinde. Veyahut da işte prostatta, memede. O tümör büyür. Onun bir dur noktası yoktur tümörün. Dur noktası olmadığı için büyür. Çevresindeki sağlıklı dokuları iter. İttikçe onların, o dokuların büyümesini, o dokuların canlı kalmasını engeller. Nekroz dediğimiz o bölgedeki hücrenin canlılığını kaybettirir. Kendisi büyüdükçe ya ciltten deriye dışarıya doğru çıkar, ya sinirlere yapıştığı için çok şiddetli sinir hasarı oluştuğu için ağrılar olur, felçler olabilir. Kan damarlarına yapıştığı zaman kan damarlarında durdurulamaz kanamalarla karşılaşırız. Veyahut da beyinde olduğu zaman beyindeki tümörün büyümesine bağlı işte çift görme daha fazla olur. Bulantı, kusma şikayetleri çok daha fazla olur. Yani tedavi edilmeyen bir şey normal bir yağ bezesi gibi değildir. Evet. Kalsın bu, ben 2 yıl sonra da alayım, 3 yıl sonra da alayım diye böyle bir şey değil. Büyümeye devam ettiği için birçok yan etki gelişir. En son ne olur? Hayati organları hasarlı hale getirir. Bir gider beyinde bir pıhtı atar o tümör hücresinin bulunduğu yer, veyahut da kalbe gider pıhtı atar ve istemediğimiz olumsuz sonuçlar ortaya çıkar. O yüzden tedaviden kaçıyorum demek çok sağlıklı bir düşünce değil. Evet hocam, meme kanserinin ve akciğer kanserinin tedavi yöntemlerinden bahsettik. Kişilerin kendine ne kadar dikkat etmesi gerektiğinden bahsettik. Ve tabii burada da hasta yakınlarına da vereceğimiz mesajlar var mı hocam? Özellikle hastaya önce sağlığımızı kaybetmeden önce yapmamız gereken, kendi elimizle yapmamız gereken ne varsa onları yapmamız gerekiyor. Sağlıklı beslenme, sigaradan uzak durma, düzenli check-up kontrollerimizi yaptırma, bunları hepsine dikkat etmemiz gerekiyor. Ama oldu, hasta olduk. Hasta olduktan sonra da tedavi yapılırken aile bireylerimize de çok büyük görevler düşüyor. Ben onlara çok daha fazla ihtiyaç duyuyorum. Çünkü onlar bizim kolumuz, kanadımız. Hem hastaya yol göstermekte hem de kendilerinin de dik durması gerekiyor. Yani hani o süreç kolay değil. Bütün tetkiklerin yapılması, hastanın götürülmesi, getirilmesi, yan etkilerle ilgili sıkıntılar görüldüğünde hastanın başında birebir durması. Bunun için de onların da moral ve motivasyona ihtiyaçları var, desteğe ihtiyaçları var. Hasta yakınlarından bir kişi mutlaka hastayla ilgilenmesi gerekiyor diyebilirim. Aile ortamını kesinlikle bozmamalılar. Evet.
zaman zaman tedavi sırasında aile içerisinde kopukluklar görmekteyiz. Aile içerisinde boşanmalar, ayrılmalar, umutsuzluklar, işte sıkıntılar. Bunu ne kadar minimuma indirirsek hastamız için o kadar faydalı olur diye düşünüyorum. Hastalığı tedavi ettikten sonra da düzenli kontrollerimizi yaptırmamız gerekiyor. Bizim en büyük sloganımız şu: gerçekten hiçbir şey sağlık kadar önemli değildir. O yüzden sağlığımızı kaybetmeden elimizde tutmaya çalışalım. Ama elimizden gittikten sonra da mutlaka tedavilerle hayata yapışmaya çalışalım, hayata sarılmaya çalışalım. Ben bunları söyleyebilirim size. Şunu da söyleyeceğim, birçok programımızda da dile getiriyoruz. Kanserin korkulacak bir hastalık olmadığını ve son zamanlarda da hocam yani biraz da yaygın bir hastalık haline geldi. Yani bir grip gibi. Evet. Yani birçok kişide görülen vakalar. Artık her ailede en az her aile içerisinde bir tane onkoloji vakası görmekteyiz. Evet. O yüzden ne kadar çabuk teşhis eder ve ne kadar çabuk tedavilerini yaparsak normal hayatımıza devam edebiliriz. Belki toplum içerisinde bunlar çok konuşulmuyor. Yani konuşulması istenmiyor. Konuşulması da çok hani tedavi olduktan sonra bu konuyla ilgili çok fazla konuşulması çevresinde çok yorumları getirmektedir. O yüzden doktorunun dediklerini yerine getirsin, normal hayatına devam etsin, kontrollerini de kaçırmasın derim. Evet, hekimine güvensin. Hekimine güvensin. Doktorlarımız evet. Zaten 7/24 istedikleri zaman ulaşılabiliyor artık. Kesinlikle. Elimizden geldiğince hastalarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Evet kıymetli izleyenlerimiz, bu hafta Şifa Kapısı programımızda akciğer kanserini ve meme kanserini konuştuk. Radyasyon onkoloji uzmanımız Züleyha Kadehçi bizlerle birliktelerdi. Kıymetli doktorumuza çok teşekkür ediyoruz. Evet efendim, kanser hastalığını bu hafta işliyoruz. Göğüs kanseri, akciğer kanseri. Kanserle ilgili neler söylemek istersiniz? Tedavi edilebilir bir hastalık. Kanser türlerinde benim de izlediğim kadarıyla tıp gerçekten pek çok şeye çözüm bulmuş durumda. Özellikle burada en önemli şey, dikkat çekmemiz gereken şey erken teşhis. Kanser yanında buna benzer farklı rahatsızlıklar da aslında etrafımızda, çevremizde, hele bizim bu yaşlarımızda artık büyüklerimizde de daha sık karşılaştığımız rahatsızlıklar var. Peki kendimize nasıl dikkat edeceğiz? Vallahi özellikle bu çağda en büyük sıkıntı bence stresten kaynaklanıyor. Evet. İnsan sağlığı üzerinde çok olumsuz etkileri var. Yaşadığımız çevre, beslenme düzenimiz ve yaşam tarzımız bence daha kaliteli bir yaşam sürmek için dikkat etmemiz gereken şeylerden bir tanesi. Ama bunu ne kadar gerçekleştiriyoruz, evet, o tartışılır. Bu koşturmacada, bu metropol yaşantısında çok dikkat ettiğimizi söyleyemem. Ama burada en önemli şey düzenli tetkiklerle, check-up vesaireyle, daha erken teşhisle bu tip hastalıkların önüne geçilmesi gerektiğini düşünüyorum. Evet, geçmiş olsun. Sizin de hastanız olduğunu söylediniz. Neyi var hastamızın? Hastamız karotis ameliyatı olacak. Yarın sabah bir aksilik olmazsa Avrasya Hospital'da bu ameliyatımız gerçekleşecek. Bir şah damarlarından bir tanesi %100 tıkalı, bir tanesi %80 tıkalı. Babam yarın sabah ameliyata girecek. Doktorlarımız 2 haftadır takip ediyorlar. Sağ olsunlar, ameliyat öncesinde bizi psikolojik olarak da destekliyorlar. Çok kendimizi çok iyi hissediyoruz gerçekten. Bütün hasta bakıcısından hemşiresine, doktorundan başhekimine, ki ben babamı getirdim, başhekimle de tanıştım. Ameliyatımıza yarın o da girecek bir aksilik olmazsa. Çok memnunuz ve çok bir endişemiz yok. Yarın hayırlısıyla bu işi bitirip çıkacağız. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, bu hafta konumuz kanser hastalığı, akciğer kanseri, kadınlarda meme kanseri. Tabii erken teşhisle de hayat kurtarılan bir hastalık. İlk teşhiste tedavisine cevap verirse
sürekli tabii ki morali yüksek de olursa doktorlarımızın söylediği erken teşhis hayat kurtarır. Peki siz neler söylemek istersiniz? Tabii ki erken teşhis her zaman hayat kurtarır ama işte onu iş önlemini alabilmen ilk kafada. Hani anlayamadığın zaman, ilerlediği zaman zaten yapabileceğin hiçbir şey kalmıyor. Ama Allah herkese şifa versin yani bütün hastalara. Hastalığın ne olduğunu bildiğim için aşağı yukarı 15 seneden beri aynı şekilde biz şeker hastalığıyla uğraşıyoruz, çekiyoruz. Yani çok şükür, hamdolsun. Yani ne diyeyim yani Allah. Hastanıza nasıl da destek verdiniz? Her türlü. Hem yani kişisel olarak hem yani şey olarak hem maddi hem manevi yani yaklaşımından dolayı Allah'tan gelene hiçbir şey yapamayız. Gelen hastalık Allah'tan gelen bir şey. Ha tabii zaman zaman çok sıkıntılar yaşadık yani. Ne gibi yani? Maddi değilse manevi aksereti çok yaşadık. Ama çok şükür atlattık yani şükür. Onlar da kalanda inşallah daha güzel olacak. Moraliniz yüksek. Onu kafadan yani ne olursa olsun bir kere moralini yüksek tutacaksın. Hani ben tamamen hastayım, öldüm, bittim, tamam bunu yapmayacağım. Bunu yaptığın zaman zaten daha iyice hasta oluyorsun. Yani hastalığın ileri gitmeden daha sen kendin ilerletebiliyorsun o şekilde. Ama beynen onu durdurabiliyorsun. Diyorsun ki ya ben hasta değilim ya rahatım. Ha var hastalığım var yok değil. Ama bunu yeneceğim Allah'ın izniyle. Bu şekilde davrandığın zaman bir ki daha mesela çabuk atlatabiliyorsun. Yani ben kendim de yaşadım. Çok çabuk atlattım. Çok şükür hamdolsun. Tedavilerinizi yaptım. Tabii ki. Yaptım. Ben de ciğer hastalığından yani bir bayağı bir 6-7 ay tedavi gördüm. Çok şükür hamdolsun. Tamamen hiçbir şeyim kalmadı. Nasıl dikkat ettiniz? Ben hem yediğim gıdalardan dolayı zıddı olan şeyleri yapmadım. Sigara da kullanıyordum. Sigaradan da vazgeçtim. Sigarayı kestim. Tamamen. Ondan tamamen kurtuldum yani hiç. Çok şükür şimdi iyiyim. Yani hiçbir şeyim yok. Yürüyüşlerinizi yaptınız. Yürüyüş. Tabii kilonuz da yok. Gördüm. Yok iyi. Kilom daha da azdı. Bir ameliyattan sonra oldu bu da. Fıtık ameliyatından sonra oldu. Aldığım ilaçlardan dolayı. Ondan ya başka bir şikayetim yok. Çok şükür hamdolsun. Evet. İyiyim. Evet. Neden bu hastaneyi tercih ettiniz? Gözlemlerim şu, benim burada bir tanıdık sayesinde geldik biz doktorumuza. İşte şimdi gelip onu bekliyoruz, muayene olacağız. Göreceğiz bakalım nasıl olacak inşallah. Böyle baktığınız zaman gözlemler nasıl? Hastaneyi daha önce de biliyordum ben burayı. Nasıl biliyordun? Ya, düzgün, güzeldi yani daha önce. Ben daha evvel de burada benim çocuğumu da ameliyat ettirdim. Doktorumuzu tavsiye ettiler, iyi bir doktor olduğunu söylediler bize. Evet. İnşallah biz de memnun kalacağız yani.